Merhaba ben Mesut Çevik. Yeni bir kutu açalım ve ilk izlenim videosu ile karşınızdayım. Bu sefer iPhone'un kutusundan çıkaracağız ve sizlerle ilk izlenimlerimizi paylaşacağız. Kutusu oldukça sade. Üst tarafta iPhone'un önden görüyorsunuz. Yan tarafta da sadece iPhone yazıyor. Kutuyu açtığımızda ilk olarak telefonun çeşitli tanıtım broşürlerinin yer aldığı, ilk kullanımda neler yapmanız gereken adımların anlatıldığı, kağıtların bulunduğu bir zarfla karşılaşıyorsunuz. Burada aynı zamanda sim slotunu yeniden çıkartmanız için gerekli iğneye değer verilmiş. Aynı zamanda Apple çıkartmaları da yine bu zarfın içinde yer alanlar arasında. Zarfı kenara koyduğumuzda ilk olarak bizleri iPhone 10 karşılıyor hemen zarfın altında. Biliyorsunuz iPhone 10'da değişen bir dizayn anlayışı var. Köşeden köşeye ekran anlayışı var. Üst tarafta da o meşhur çentik yer almakta. Bizim elimizde Space Gray olarak isimlendirilen model yer alıyor. Şimdi poşetinden çıkartalım. Jiletin üstten aldığımızda tek parça oldukça şık görünen bir telefona elinize almış oluyorsunuz. 7.7 mm kalınlığında 174 gram ağırlığa sahip 64 ve 256 GB depolamanına sahip modelleri bulunmakta telefonun. Teknik detayları sizlere anlatacağım ama dilerseniz kutunun içinde neler var devam edelim ve sonrasında telefona geri dönelim. Kutunun içinde şarj adaptörünü görüyoruz. Standart bir şarj adaptörümüz var. Aynı zamanda kulaklıklarımız var. Kulaklıklar Lightning port üstünden bağlanıyorlar ve standart bir kulaklık bağlamanız gerekirse eğer arka taraftaki bu dönüştürücüye ihtiyacınız oluyor. Dönüştürücü eğer kablosuz kulaklıklar kullanıyorsanız hiçbir zaman kullanmayacağınız bir aparat ama hala da aslında sürekli yanınıza taşımanız gereken donanımlardan bir tanesi. Çünkü arkadaşınızda gördüğünüz bir kulaklık denemek isterseniz ya da o an için telefonun kulaklıkları haricinde farklı bir mikrofon vesaire bağlayacağınız zaman henüz Lightning portunu kullanan direkt mikrofonlar çok fazla yaygınlaşmadığı için hep bu dönüştürücü ihtiyacınız oluyor. Benim çantamda uygun bir yerde sürekli bulunmakta gerçekten aslında dönüştürücüsüz bir şekilde eski 3.5 mm'lik cihazları takabiliyor olsaydık şu an için daha avantajlı olabilirdi şarj kablosunu görüyorsunuz aynı zamanda tabii ki data da aktarımı yapabiliyorsunuz. Kutusu oldukça sade ve içinden çıkanlar da öyle. Şimdi dilerseniz cihazı çalıştıralım ve çalıştırdıktan sonra genel olarak bu çerçevesiz ekran deneyimi nasıl oluyormuş ona bakalım. Evet ben kurulumu hızlıca tamamladım ve direkt olarak telefonun ana ekranını görüyoruz şu anda. Apple'ın iPhone X'unu diğer iPhone'lardan ayıran en önemli özelliği köşeden köşe ekrana sahip olması. Bu tasarım için çerçevesiz diyemeyiz. Çerçeveler oldukça inceler tabii ki ama yine de çok bariz bir şekilde görülebiliyorlar. Ön tarafta siyah çerçeveler ekranı tamamen sarmalamış durumda. Aynı zamanda köşelerde gördüğünüz gibi bu çerçeveler ovaller. Ekranı oval bir şekilde kesiyorlar ki tasarımda da aslında iOS 11 ile beraber de bu oval hatlara uyacak şekilde tekrar elden geçirildi iPhone'da. Menüye girdiğimde net bir şekilde görebiliyorsunuz bu tasarımda üst tarafta bir çentik yer alıyor. Bu çentikte TrueDepth kamera var. Face ID için yüzünüze 30 bin tane nokta yansıtan bir projeksiyon sistemi var. Yakınlık ve ışık sensörleri de yine üst tarafa yerleştirilenler arasında. Bu çentik bu yüzden gerekli durumda. Face ID nasıl çalışıyor? Bunu anlatayım sizlere. Face ID Kinect sistemi gibi çalışıyor. 30 bin tane nokta yüzünüze doğru yansıtılıyor. Bu noktaların geri dönüşüyle Trudet kamera tarafından bu kız ötesi ışıklar taranıyorlar, hesaplanıyorlar ve 3 boyutlu harita eğer sizin tanıttığınız yüzünüzle uyumlu halde ise telefonun kilidi açılıyor. Yüzünüzü tanıtmak için de tek yapmanız gereken şey telefon yüzünüzü algıladıktan sonra burnunuzda bir daire çiz çizmek. İki kere bunu yaptığınızda bana sorarsanız parmak izi tanıtmaya göre çok daha hızlı bir şekilde telefonu yüzünüzü tanıtabiliyorsunuz. Yüz tanıma özelliği birçok koşulda zifiri karanlıkta dahi çalışabiliyor ve yaydığı ışığı sadece cihaz görüyor ve tabii ki ır özelliğine sahip kameralarla da bunu görüntüleyebiliyorsunuz ama gözle algılanmadığı için mesela sinemada telefonu eğer anla gelecekseniz eğer çok hızlı bir şekilde bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Gece de yatak duyurken telefona bakmanız gerekirse yine yüzünüze doğru yansıttığınızda etraf aydınlanmadan çünkü buradaki çıkan projeksiyondan çıkan ışıklar dediğim gibi gözünüz algılayamayacağınız dalga boyundalar. Yine yüzünüz algılanıyor, aydınlatılıyor ve telefon açılıyor. Ama telefonu açarken bazı yaşadığınız sıkıntılar da olmuyor değil. Mesela telefon masa üstündeyken açılması için ekrana tıkladınız, bakmaya başladınız. Eğer gerekli açıyı sağlayamadıysanız bunu açamayabiliyorsunuz ve günün sonunda telefonu birçok kere şifreyle açarken bulabiliyorsunuz. Bana sorarsanız eğer parmak izi ile Face ID'yi karşılaştırırsam eğer bu teknolojilerin ikisi de tek bir telefonda olmalıydı. Eğer ikisinden birini seçeceksen parmak izini seçerdim. Hem daha hızlı çalışıyor hem daha güvenli. Hem de dediğim gibi hata oranı düşük olduğu için son kullanıcıya deneyim olarak çok daha fazlasını sunuyor. TrueDepth kameranın güvenlik kısmını eğer geride bırakacak olursak animojilerde bu işin bir parçası tabii ki. Animoji olayı aslında telefon çıkmadan daha konuşulmaya başlamış özelliklerden bir tanesi ve iPhone 10 çıktığında iPhone'unun tüm özelliklerini geride bırakarak en çok konuşulan, en çok paylaşılan özelliklerden bir tanesi oldu. TrueDepth kameranın kusursuz yüz algılama özelliği sayesinde belirlenen karakterlere can verebiliyorsunuz ve arkadaşlarınızla bu karakterlerin hareketlerini paylaşabiliyorsunuz, ifadeleri paylaşabiliyorsunuz. Oldukça güzel düşünülmüş bir özellik. Videolar kaydedebiliyorsunuz. Video kaydı sırasında sesiniz de kayıt altına alındığı için yani arkadaşınıza hadi yemeğe gidelim ya da bugün çok yoruldum akşam istersen dinlenebileceğimiz, oturabileceğimiz bir yerlerde vakit geçirelim mi dediğiniz kayıtları gönderebilir. Eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Yüz hareketleri kusursuz algılanıyor. Çocuğunuzla da burada eğlenceli vakitler geçirmeniz mümkün. Tabii turda kameranın kullanıldığı, etkin kullanıldığı yerler aslında sınırsız potansiyele sahip. Animoji sadece bunlardan bir tanesi. Bir diğer de bana sorarsanız eğer Apple'ın Krips uygulaması Clips uygulaması gerçekten çok güzel dizayn edilmiş ve bana sorarsanız aslında TrueDepth kameranın potansiyelini tam olarak ortaya koyan uygulamalardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi şu anda 360 derece dönebildiğim bir şehrin içindeyim ve bu seçenekleri de geliştirebiliyorum. Her seferinde kendimi farklı bir yerde farklı bir filtreyle görüntüleyerek videolar çekebilirim, fotoğraflar paylaşabilirim. Gördüğünüz gibi şu anda Star Wars'un içine girmiş durumdayım. Seçenekler hologram olarak burada bulunuyorum mesela. Böyle bir efekt uygulanmış. Seçenekler gerçekten sınırsız. Yine arkadaşlarınızla, çocuklarınızla, sevdiklerinizle iyi vakit geçirmenizi sağlayacak, eğlenceli içerikler üretmenizi sağlayacak uygulamalardan bir tanesi olmuş. Her seferinde bir kartpostal kalitesinde içerik oluşturabilirsiniz. Bana sorarsanız eğer, Animoji evet çok eğlenceli, çok güzel ama İlk kullanmaya başladığınız andan itibaren wow işte bu olmuş, olayı bu farklı bir yere taşımış diyeceğiniz teknoloji Crips beraber size tam olarak gösteriliyor. Ve diyorsunuz ki buradaki TrueDepth kameranın potansiyeli işte sınırsız olabilir. Çünkü şurada arka planın hani tam olarak hatlarda hatasız bir şekilde olabildiğince mükemmele yakın bir şekilde kesilmesi ve benim farklı bir ortamı hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyor olmam Gerçekten de herhangi bir telefonda kolay kolay yapamayacağınız bir konu. Bunu yapabilmek için yeşil ekran, yeşil perde kullanmanız lazım. Ama burada işte o 30 bin noktanın yüzünüzü taraması, noktalar oluşturarak bir 3 boyutlu harita çıkartması sayesinde ki bu 30 bin nokta sadece yüzünüzü de taramıyor. O an elim eğer ekrana doğru geldiyse elimi de olabildiğince tarayarak arkadaki objelerden ayırmayı 3 boyutlu haritasını çıkartmaya çalışıyor. Bunun sayesinde işte böyle etkileşimli videolarda imza atabiliyorsunuz. TrueDepth kamera sayesinde artık yapabilir hale geldiğimiz özelliklerden bir tanesi de ön kamerayla portre fotoğrafları yani arka tarafın bulanık olduğu fotoğraflar çekebiliyor oluşumuz. Aslında bu bazı Android cihazlarda piksel gibi cihazlarda tek kamerayla ile de yapılabiliyor ama TrueDepth kamera sayesinde hızlı bir şekilde artık iPhone ekosisteminde entegre edilmiş durumda. Açık söylemek gerekirse benim en çok hoşuma giden özelliklerden bir tanesi oldu. Çünkü ben arka tarafın bokeh etkisiyle bulanık hale getirildiği fotoğraflar çekmeyi çok seviyorum ve genelde bu fotoğrafları telefonun arkasını döndürüp kendi kendimi çek çekerken buluyorum sırf bu fotoğrafları elde etmek için. Şimdi ön kamerayla bu fotoğrafı da elde edebiliyorsunuz. Dediğim gibi TrueDepth kamerayla yapılabilecekler oldukça fazla ve biz uygulama uygulama geliştiriciliğin hayal gücüyle neler geliştirebildiklerini, neler sunabildiğini zamanla göreceğiz. İlk değerlendirme videosunu çok uzatmamak adına hızlıca toparlamam gerekirse eğer iPhone 10 Apple ekosistemi için büyük bir adım, güzel bir adım. Köşeden köşe ekran konsepti iPhone oldukça yakışmış durumda. Telefonun hani bu yukarıdaki çentik kısmını eleştirenler olacaktır ama tasarım da bu dile göre tekrar elden geçirildiği için aslında sorarsanız kullanırken sizi çok da fazla rahatsız etmiyor. Zaten detaylı incelemesinde buradaki çentikle ilgili uyumlu uyumsuz uygulamaları da değineceğiz. Ayrıntılara yer vereceğiz arkadaşlar. Hızlı çalışıyor. Zaten aslında iOS zaten belli donanımlar için Apple tarafından kendi donanımına özelleştirildiği için sürekli hızlı çalışan akıcı bir işletim sistemi olmuştu. iPhone'unu kullanırken de herhangi bir problem yaşamıyorsunuz ön kamerayla daha çok oynarken buluyorsunuz kendinizi telefonu aldığınızda. Çünkü aslında bütün yenilikler o tarafa gizlenmiş durumda. Hani mojilerle oynuyorsunuz, klips uygulamasını açıyorsunuz. İşte ön taraftaki kamerayla bokeh efektine sahip fotoğraflar çekebilmeyi deniyorsunuz telefonda oynadığınız şeyler bunlar oluyor. Geri kalanında zaten bana sorarsanız eğer iPhone 7 hızlıydı, iPhone 8 de hızlıydı. iPhone aldığınızda da yine hızlı bir telefona sahip oluyorsunuz. Yani hız konusunda hayatınızı değiştiren, daha önceki telefonda yapamadığınız, bu telefonda yapmaya başladığınız bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Face ID kısmı daha hani birkaç gündür kullanıyorum ama bana sorarsanız bir parmak izi okuyucu değil, parmak izi okuyucu daha hatasız çalışıyordu, daha pratikti, hayatımı daha fazla kolaylaştırıyordu. Face ID de evet bulunması gerekiyordu ama parmak izi okuyucuyla beraber bulunması gerekiyordu. Belki Apple logosunu bir parmak izi okuyucu gizlenseydi eğer burada şu anda daha pratik bir kullanımla iPhone'un en azından bu güvenlik önlemlerini geçiyor olabilirdik. Güvenliğe çok fazla önem veriyorsanız, telefonunuz sizin dışınızda kolay kolay açılmasın istiyorsanız bana sorarsanız 6 haneli pin dışında bu telefonda güvenliğinizi sağlayabileceğiniz pratik bir yöntem henüz geliştirilmemiş durumda. Evet ilk değerlendirmede söyleyebileceklerim bu kadardı. Daha sonraki ayrıntılara geniş incelemesine yer vereceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.